2015 yılından bu yana AKP-MHP iktidarı Kürt halkına ve ezilenlere dönük genişletilmiş bir savaş konseptiyle saldırıyor. Bugün özellikle 2018-2019 yılından sonra da özellikle Kürdistan bölgesinde Türk Devleti'nin özelleştirilmiş bir savaş politikası olduğunu biliyoruz. Hem sınır ötesi işgal operasyonlarıyla hem de bölgede kentlere yönelen, doğaya yönelen, insanlara yönelen ciddi bir saldırı konseptine Kürt halkına karşı devreye sokmuş durumda. Bugün de ağırlıklı olarak karşılaştığımız bölgedeki ormanlara ve canlılığa dönük bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bunun en temel amacını şöyle söyleyebiliriz. Bölgeyi insansızlaştırmak için, bölgedeki canlılığı yok etmek, oradaki binlerce yıldır orada yaşayan kadim halkları oradan sürmek için bölgeyi insansızlaştırarak, ormanları yakarak, ağaçları keserek bir doğa katliamıyla Kürt halkına dönük savaşı iç içe geçirmeye ve derinleştirmeye çalışan bir AKP-MHP iktidarıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bugün sadece ağaçların kesilmesi Kürdistan bölgesi için ekolojik bir sorun değil. Aynı zamanda Kürt halkının kendi kimliğiyle yaşaması, kendi doğasıyla beraber yaşaması bu konuda AKP'nin saldırılara buna karşı bir saldırıdır. İç içe değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla yapılacak olan yürüyüş de, Cudi yürüyüşü de bu bakımdan tarihsel bir öneme ve anlama sahiptir. Nasıl ki Gezi Parkı'nda iktidar işte top çıkıştası yapmak için ağaçları kesmeye çalıştıysa ve orada ezilenler, emekçiler, gençler, Kürtler beraber direndiyse ve bu AKP'nin tarihsel olarak belki de en önemli geri adımıysa, bugün de Cudi'de kesilen ağaçları, Kürdistan'daki savaşı ve topyekün imha siyasetine karşı bir arada ortak bir şekilde mücadele ederek ancak bunun önüne geçebiliriz. Bunun da olanakları ve imkanları oldukça mümkün. Bu Cudi Dağı'na yapılacak olan yürüyüşün bu bakımdan tarihsel bir amacı ve misyonu vardı. Dolayısıyla buradaki başarılı bir eylemin, başarılı bir etkinliğin Türkiye kamuoyunda önemlice bir etkisi olacaktır. Biz aynı zamanda bu Cudi Dağı'na yürüyüşü, Kaz Dağları'nda ortak mücadeleyi, işte HES'lere ve JES'lere karşı ortak mücadeleyi bir arada anlatarak daha kitlesel bir mücadele perspektifini kitleler nezdinde hayata geçirebileceğimizi düşünüyoruz. Evet, aslında Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana asimilasyon, inkarcı, imhancı politikaların bir sonucu olarak bugün ve geçmişte olduğu gibi bugün de Kürdistan coğrafyasında yoğun bir yıkıma, yoğun bir talana tabi tutulan bir politika izlemektedir AKP. Bugün de AKP işte kurucular eliyle bir kendisi hem orayı çölleştiren, orayı insansızlaştıran bir düşünceyle hem de kendisine bir ekonomik rant elde etme üzerine bir yaklaşım içerisindedir. Bu tabii Kürt sorununa bakış, savaş politikalarının, çatışma politikanın bir sonucu olarak ele alabiliriz. Bunun üzerinden aslında o talanı gerçekleştiriyor. Orayı bir kendi toprağı ya da kendi ülkesinin sınırları içerisinde bir yer olarak değil, tamamen başka bir coğrafya olarak ele alıyor ve sömürülmesi, talan edilmesi gereken bir coğrafya olarak ele alıyor. Bu sadece AKP-MHP iktidarının bir yaklaşım tarzı değil, geçmişten, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana aslında bu politika devrededir. Bu politika karşı tabii ki daha fazla sahip karşı çıkma, bu itirazı daha fazla yüksek bir sesle dile getirme ve ekolojiyi aslında toplumsal bilinci oluşturma bu anlamda, ekoloji bilinci oluşturma bu anlamda bizim temel sorunumuz, görevimiz. Şunu ifade edelim, yani doğa olmadan insan da olmaz. Dolayısıyla bizim yaşam kaynağımız olan, nefes kaynağımız olan doğanın talanına eğer itirazımız varsa herkesin o gün orada bu sese kulak vermesi gerekiyor. Toplum bir bütün olarak o gün orada bulunup buna karşı bir ses yükseltmeleri gerektiğini çağrısında burada bir kez daha yenilemek istiyorum. Kürdistan'da bu genel doğa düşmanı siyaset yaklaşım Kürdistan'da daha özel bir boyut taşıyor, daha özel bir mutevat taşıyor. Oradaki doğa katliamı aynı zamanda ve esasen Kürdistan'da Kürt ulusuna dönük yürütülen topyekün imha, inkar ve asimilasyon
siyasetinin yani o gerici savaş ve faşist kuşatma siyasetinin de aslında önemli bir şey, önemli bir politik araçlarından biri. Yani Kürdistan'ın özellikle işte o gerici savaş siyaseti üzerinden Kürdistan'ın bütün işte yeraltı, yerüstü bütün o işte tarihsel kokusunu, mirasını, işte mimari yapısını, ekolojik, sosyolojik dengesini, birikimlerini ve onunla birlikte oradaki işte doğayı talan ederek, ranta açarak hem orayı bir kapitalist sömürünün bir rantı haline getirmek, aynı zamanda yürütmüş olduğu, Kürt ulusuna dönük yürütmüş olduğu kirli, gerici savaş siyasetinin önünü açmak anlamında da özel bir siyasetle yürütüyor. Başta yani Türkiye, Kuzey Kürdistan'ın bütün merkezlerinde ya da bütün çevrelerinde örgütlü olan yani ekoloji merkezli ya da ekoloji merkeze uyan bütün toplumsal dinamikler, ekoloji örgütleri, bütün çevre örgütleri ve toplamda da bütün devrimci, demokratik, ilerici toplumsal muhalefeti güçleri Kürdistan'daki bu doğa alanına karşı, özellikle de Çırnak'taki orman katliamına karşı yapılacak yürüyüşe güçlü ve kitlesel bir şekilde ses atmasını istiyoruz.